Evet değerli izleyiciler, bu videomuzda İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin tarihteki efsanelerine değineceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu ve benzeri videoları haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kısa bir bilgi verdikten sonra efsanelerine uğrayacağız. Kız Kulesi İstanbul'un simgelerinden biri olarak Boğaz'ın insanı mest eden fotoğraflarında her zaman yerini bulur. Zamanında Damaliz ve Leondras gibi isimlerle anılan bu kule, İstanbul'da aşkın ve zarafetin bir simgesi olarak aynı zamanda şehirde romantik bir aktivite yapmak isteyenlere ilham verir. Salacak açıklarındaki küçük bir ada üzerine inşa edilmiş bu tarihi yapı, üst katında yer alan Kız Kulesi Kule Bar ile haftanın her günü ziyarete açık. Sevdiklerinle beraber burada özel gün aktiviteleri için ziyaret edebileceğin gibi eski zamanların atmosferini hissetmek için de Kız Kulesi gezisi planlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısa tanımdan sonra dilerseniz videomuza geçelim. 1 numaralı efsane. Hero ve Leondras efsanesi. Hero, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'in rahibelerinden biridir ve Kız Kulesi'nde görev yapmaktadır. Rahibi olması nedeniyle aşka yasaklıdır ve erkeklerle ilişkisi yoktur. Bir gün yıllardır kaldığı kuleden bir tören için karşıya geçer. Orada Leondras adında başka bir rahip ile karşılaşır ve ona ilk görüşte aşık olur. Rahip Leondras da aynı duygulara kapılır, görüşebilmelerinin tek yolu Leondras'ın boğazın soğuk ve akıntılı sularını geceleri yüzerek aşmasıdır. Bir süre bu şekilde aşk yaşayan çiftin hikayesi, rüzgarlı bir gece Hero'nun sevgilisine yol göstermesi için yaktığı fenerin sönmesiyle son bulur. Karanlıkta yolunu kaybeden Leondras boğularak ölür. Efsaneye göre bu duruma gözleriyle şahit olan rahibe Hero yaşadığı acıya dayanamaz ve o da kendini boğazın sularına bırakarak hayatına son verir. Bu efsaneye dayanarak Romalılar buraya Leondras Kulesi olarak da adlandırmışlardır. 2 numaralı efsane. Sepetteki zehirli yılan hikayesi. Bu efsanenin 2 tane versiyonu vardır arkadaşlar. Bir tanesi Yunan, diğeri ise Roman ve Türklere ait arkadaşlar. Bunu kronolojik sırayla anlatalım. Kralın eşi. Eski çağlarda Romalı bir imparatora falcılar tarafından eşini öleceği söylenir. O da kraliçesini korumak için Kız Kulesi'ne yerleştirir. Kendisinden ve özel hizmetlerinden başka kimsenin yanına girmesine izin verilmez. Yine de kaderin önüne geçemez ve kraliçeye gönderilen yiyecek sepetinin içinden çıkan yılan onu orada sokarak öldürür. Türk versiyonuna bakalım. Hanım Sultan. Bu hikayeye göre ise Selçuklu sultanlarından biri rüyasında çok sevdiği kızının bir yılan tarafından ısırılarak öleceğini görür. Vesveseye kaplan sultan kızını kuleye yerleştirir. Kendisi dahil kimsenin kuleye girip çıkmasına izin vermez. Hatta su ve süt dahi özel borularla akıtılır adacığa. Derken yıllar sonra hanım sultan hastalanır. O güne dek bilinen en iyi hekim tarafından zar zor iyileştirilir genç kız. Bunun üzerine pek çok farklı yerden hanım sultana hediyeler yollanır. Bunların arasında da bir sepet üzüm vardır. Üzüm sepetini içine gizlenmiş olan yılan o gece hanım sultanı zehirleyerek ölümüne neden olur. 3 numaralı efsane. Battalgazi efsanesi. Bir başka Türk Kız Kulesi efsanesi de Seyit Battalgazi hakkındadır. Battalgazi dönemin İslam halifesi Harun Reşid'in ordusuyla İstanbul kuşatmasına katılır. Kuşatmadan sonuç alamayan İslam ordusu geri çekilirken Battalgazi Üsküdar'da kalmaya devam eder. Çünkü Tekfur'un kızına aşıktır. Ancak Üsküdar Tekfur'u imparatorun izniyle kızını kuleye hapsederek onu Battal'dan koparmaya çalışır. Bunun üzerine Seyit Battal bir gece Kız Kulesi'nin basarak hem Tekfur'un kızını kuledeki hazineden alarak kaçar.
meşhur atı alan Üsküdar'ı geçti deyiminin de bu efsaneye dayandığı söylenir. Evet, bu efsanelerden sonra ben de bilmenizi istediğim ilginç bilgiler var değerli arkadaşlar Kız Kulesi hakkında. Bunları değinmek istiyorum. Elimizdeki bilgilere rağmen kulenin mimarı ya da kuleye gerçekte kimin yaptırdığı belirsiz. Kulenin ilk ismi küçük kale anlamına gelen Arkla ya da Arka olarak geçiliyor. İstanbul'un fethinden sonra kule yıkılmış ve yerine ahşap bir model inşa edilmiş. Bu ahşap kulede kayıtlara göre 1719 yılındaki bir yangında yok oldu. Kız Kulesi'nin taş versiyonunu Osmanlı mimarlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tasarladı. Kuledeki kaligrafiklerin ise Hattat Rakım Efendi 1857 yılında çizdi. Kule 1830 yılında kolera salgınında bir karantina merkezi olarak kullanıldı. Kulenin bir deniz feneri olarak hizmet vermesi için meşale şeklinde bir fener yerleştirildi. 1920 yılında bu fener otomatik ışık sistemiyle değiştirildi. Daha sonrasında bir radyo istasyonu olarak da kullanıldı. 1964 yılında Savunma Bakanlığı'nın hizmetine verildi. 1982 yılında ise denizcilik işletmelerine, bu tarihten sonra ise kule 49 yıllığına kiralandı. Kız Kulesi günümüzde bir restoran ve düğün evi olarak hizmet veriyor. Şimdilik bu kadar değerli izleyiciler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Teşekkürler.